Mensulak 4 farklı yer var. Mesela siz koltuk altı dediniz. İşte memenin altından o sütyenin metal kısmının geldiği yer. Memenin alt kıvrımına ya da meme başının siyahlığının altından bir kesi yaparak giriyoruz. Bir de mesela çok bilinmez göbekten de giriliyor. Göbek deliğinden de evet. Yani hani çok zaten şey bir şey değil. Hani böyle matah bir şey değil yani. Çok tercih edilen bir şey değil. Niye öyle bir yöntem kullanılır? Yani işte az kesi olsun. Oradan hani girelim. Oradan çünkü böyle hani içi boş silikonlar gönderiliyor. Ya çok zor bir ameliyat. Yani hekim açık. İçi boş gönderiyorsun. İçeride sonra serumla beraber şişiriliyor falan. Yani çok böyle aynen onun gibi zaten. Sistem o şekilde ilerliyor. Mesela tüm dünyada çoğunlukla ya meme başı çevresinden ya da meme altından konuluyor. Az bir kısmında koltuk altından konuluyor. Ben de çoğu plastik cerrah, çoğu estetik cerrah gibi çoğunlukla meme altını tercih ediyorum. Meme altından kestiğimiz zaman meme başı hissiyatı ile ilgili yani o dokunma hissi, genel andaki o uyarı hissinin çok çok daha az etkileneceğini düşünüyoruz. Bununla beraber süt verme ile ilgili çok çok daha az etki bekliyoruz. Uzun vadede protezle ilgili yaşanabilecek olumsuz şeylerin birazcık daha az olmasını bekliyoruz. Ama her ikisi de doğrudur. Her ikisi de bilimseldir. Peki bunu hastanın isteğine göre mi karar veriyorsunuz yoksa genel olarak bünye ve yapısına göre mi? Ben şöyle, hastanın muayenesi tabii ki esas ama ben hastaya bunların hepsini detaylı olarak anlatıyorum. Ben diyorum buradan koyuyorum, buradan koymayı tercih ediyorum. Bunların avantajları bu. Eğer hastanın çok böyle ciddi bir bununla ilgili problemi yoksa meme altından girmeyi tercih ediyorum. Biz hastayla beraber çözümler üretmekten yanayız. Çünkü yapacağımız şeyin birçoğu doğru ama hastaya göre çözümler üretmek. Mesela şimdi bazı bayanlar var, o siyahlık çok küçük. Hani kesseniz de oradan... O zaman ne yapacak? İşte o yüzden orada kişisel olarak... Çok zor yani. Orada kişisel faktör ama ben yani şahsi plastik cerrahideki tecrübem anlamında da hani geniş de olsa, büyük de olsa meme altından girmeyi tercih ediyorum. Ben hem iz meme altında kıvrımda kalmış oluyor. Meme başıyla ilgili herhangi bir olumsuzluğa neden olabilecek herhangi bir şeyimiz olmuyor. Dünyada birçok plastik cerrah, estetik cerrah bunu tercih ediyor diyebilirim. Hani çoğunluğu meme başı ya da meme altı ama onlardan da meme altı çoğunlukla diyebilirim yani. Peki bundan sonra meme estetiğinden sonra hastanın nelere dikkat etmesi gerekiyor? Hani özel bir sütyen takıp spor yapması, yapmaması, yüzmesi, güneş vesaire. Tabii. Meme estetiği yani küçültme olsun, büyütme olsun. Biz zaten hani özel bir sütyen giydiriyoruz onlara, bandaj böyle korse tarzında. Onu yaklaşık bir ay kadar giymelerini istiyoruz. Çünkü o balenli metalli sütyenler iz yapabiliyor, ödem şekli bozabiliyor. Bununla alakalı dikkat etmelerini istiyoruz. En az 3 hafta boyunca spor egzersiz istemiyorum. Kolları özellikle yoracak. Yoksa normal gündelik yürüyüşler yapılabilir, edilebilir. Özellikle kas altı meme protezi hastaları içinde kol kaslarını özellikle çok yoğun bir şekilde böyle ağırlık şeklinde çalışacak en az 3 aydan önce istemiyorum. Havuz işini ben çok önermiyorum. Özellikle 1-1,5 ay kadar küçültme olsun, büyütme olsun. Çünkü hani en temiz havuz bile cildimizde bazen sağlıklı ciltte bile problem yaratabiliyor. Hani 1,5 aydan önce çok önermiyorum havuzu. Deniz işi de küçültme için çok problem değil. Belki bir hafta, 10 gün, 15 gün sonra bile denize girebilir hastalar. Peki şimdi genel olarak izleyicilerimize hanımlar, sadece hep hanımlar üzerine değil aslında beylerin de estetik artık çok fazla ilgisini çeker oldu. Genel olarak ne söylemek istiyorsun son trendlerde en çok ilgi gören, en çok rağbet gören ameliyatlarda? Ya şöyle, estetik cerrahide tabii erkek estetiğine gelince işte saç ekimi artık çok sık ve rutin bir şekilde yapılıyor. Liposuction, burun erkek estetiğinde mesela bunlar çok önemli. Bayanlarda da yine işte konuştuk, burun estetiği, meme estetiği, bir karın germe, liposuction bunlar çok sık bir şekilde yapılıyor. Bununla beraber mesela son zaman en trend işlerinden birisi yüz gençleştirme için. Kendi yağını kullanıyoruz hastalara. Yani liposuction işlemi. Yani liposuction'dan yağı yüze enjekte ediyoruz ya da popoya enjekte ediyoruz. Popoyu büyütmek için ya da bacağı şekillendirmek için. Kalıcı mı oluyor yoksa bir süre sonra? Şöyle bir kısmı eriyor ama hani %30 ile %60 arasında bir kalıcılık durumu söz konusu. Bu da kişiden kişiye göre değişiyor. Her koşulda hem bir hacim etkisi yaratıyor yüze verdiğimiz yağ hem de bu kök hücre mevzusu çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. İçerdiği kök hücreler sayesinde cildin çok daha parlak, çok daha canlı, çok daha keyifli görünmesini sağlıyor. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. O zaman daha güzel, daha estetik günler diliyoruz tüm izleyicilerimize sizin aracılığınızla. Efendim konuğumuz operatör doktor Deniz Küçükkaya'ydı. Bugün sohbetimiz burun ve meme estetiğiydi. Tekrar sağlık zamanında görüşürüz.